Evet. Kayıtta mı? Kayıtta. Okey. Merhabalar. Merhabalar. Yine Anıl'la birlikteyiz. O ne demek ya? Yine birlikteyiz yani. Ya baştan da anlayacağınız üzere bu bir Defenders incelemesi. Benim Greenbox'larında olmam gerekiyordu. Orada size anlatmam gerekiyordu. Ama ben işin içinden çıkamadım. Ya ben şimdi izlediğimi biliyorum. Bütün karakterleri tek tek izledim. Hepsine hakimim. Dizi olarak çok hakimim. Ama çizgi roman kısmını çok hakim değilim. Yani Daredevil'ın bir iki hikayesini okudum. O yüzden de hem sana danışmış olalım hem de böyle ikimiz bir inceleme yapmış olalım ilk defa. İstediğim. Hoş geldin Anıl'cığım. Hoş buldum. Şimdi diziyi siz de bizim gibi uzun zamandır bekleyenlerden misiniz? Öncelikle böyle başlayalım. 2 seneyi geçti herhalde ya. Bekliyorum 2 senedir. Evet. Beklediğine değdi mi? Beklediğime kesinlikle değmedi. 8 bölüm olması canımızı sıktı ilk etapta. Evet ya, kesinlikle. Neden 8 bölüm? Yani uzun zamandır bekliyoruz. Ya çünkü şey gibi de değil. Game of Thrones'da 1 sene bekledik. O da 7 bölüm. O da canımızı sıktı. Kıyaslamak için söylemedim. Ama ilk etapta 8 bölüm beni şoke etti. Düdüf. Neden beklentini karşılamadı? Niye beklediğine değmedi? Ya şey olarak değmedi değil tabii ki. Ne olursa olsun bu 4 karakteri bir şekilde yan yana izleyeceğimizi ve bunu hani ister istemez beğeneceğimizi biliyordum. Ama zaten beğeneceğim diye çok uğraşılmamış bir şey yapmalarına gerek yoktu. Yoksa 4'ünü yan yana görmekten memnunum. Konu şey değil, konu çünkü değil mi? O rahatsız ediyor. Ya, evet, yapamamış olmaları değil, yapmamış olmaları. Aynen. Ya, tercih etmiş olmaları. Kesinlikle öyle. Çok çabuk karar verdikleri bir şey olmadığını da biliyoruz. Çünkü The Hand mevzusunu kaç sezondur diğer karakterler, işte bütün karakterler dizilerinde işlettiler falan. Evet. Tamam, buraya gelmek için de her şey. Ama ne oldu bizim The Hand? Ne oldu bu The Hand'e? O ne The Hand, oldu? Bu benim The Hand korktuğum mi? The Hand nerede ya? Ve dizi tamamen hangi karakter üzerine ilerliyordu? Ya, aynı pist üzerine ilerliyordu tamamen. Mesela geçen şey dedik ya, hani Game of Thrones çekimlerinden dolayı yetişememiş Iron Fist, işte aceleye gelmiş, çalışacak zamanı olmamış, yok 20 dakika önce sette hatta okumuşlar metinleri falan filan diye bir şey vardı. Hadi dedim, tamam ya, sebebi buymuş dedim. Çünkü adam Game of Thrones'da iyiydi yani. Ama onlar bizim bahanelerimizmiş işte. Iron Fist'te 1 gram ilerleme yok. Bu da tamamen yani oyunculuk artı senaristlerin Iron Fist'e olan tutumu. Neden? Çok özür dilerim. Neden gerizekalı bir adamı işlemeyi tercih ediyorlar? Ya bu çizgi romanda böyle bir karakter mi? Hayır tabii ki de canım. Öyle bir karakter falan değil. Ya bu kadar uzak doğuda bu kadar eğitimler almış, Iron Fist olmuş bir adam. Heh. Normalde beyinsiz bir adam bile olsa. Heh. Özlü sözler söyleyen bir değişik, mistik bir havada değişik bir adam olarak gelmez mi ya? Onu demek istiyorum işte ben de. Gelmemiş işte. Ya imkansız o. Bir şey ve senaristler neden bu adamı böyle bir şey? Tamam işte annesi babasının hala acısını ve öfkesini yenememiş. Çiğsini tam olarak kontrol edemeyen. Tamam, ve aynen. Bunun da öfkesini aynı zamanda taşıyan. Aynen. Aslında bir nevi kanlına ihanet edip orayı da terk edip giden. Ve tamam. Hani eğitimlerini de aslında yarıda bırakan. Evet. Ama orada da kocaman bir ejderhayı yenen bir adamdan bahsediyoruz, tamam mı? Tamam. Nasıl olur da kötü dövüşür ya? Ya sadece ne yapmak istiyor olabilir senaristler? İstemişler ki, senin de hepimiz de fark ettiği gibi, tamam bu adam bu uzak doğuda işte buralara gitmiş falan da. Evet. Ya bu çocuğun derdi bu değilmiş hiçbir zaman. Bu çocuk büyüyememiş orada. Çocuk arkadaşları var zaten, Mitchum'lar. Aynen. Ama tamam. O Mitchum'lar bunu sevmiyor. Nereden çıktı lan bu herif diyorlar. Aynen. Yani. Bütün şirket bizim. İteliyorlar. Yani. Bu sevgili Iron Fist'imizin kalbini kırıyor dolayısıyla. Tamam, Hand'e üye olduğunu öğrendiğinde de kalbi kırılıyor. O dizide hep kalbi kırıldığı için tamam, peki. Bu çocuk çiğsini kullanamıyor. Ya hayır, bana bunu inandıramazsın. Ya ama o dizinin sonlarında kendine bir ait hissedeceği bir yer bulmalıydı. Mesela Colleen bunu sağlamalıydı. Hayır, New York benim şehrim. Hani onu yürekten hissettiğinde İşte o çiğyi adam gibi kullanmaya başlayıp o dizinin o 12. 13. bölümünde biz Iron Fist'i Pataküt'e dalarken görmemiz i̇şte gerekiyordu. Bak, ki ben onu Iron Fist'i kendi dizisinde sineye çektim. Artık The Defenders da senin nazında kaprisine yer yok arkadaş. Ki bir de bütün hikaye senin üzerinden ilerliyor. Olayımızda ne biliyor musun? Bunalımda bir Danny Rand görmüyoruz biz bu dizide şu an. Salak saçma kararlar alan, kendi kendine ergen tripler, ona atar yapıyor, buna atar yapıyor. Ya bir şey söyleyeceğim, şeye gitti ya, şirkete girdi de. Girdi çıktı şirkete. Çıktı toplantı odasına. Toplantı odasına girdi.
Ya ne yapıyorsun ya? Ben sizi anladım. Siz elsiniz. Sizi deşifre edeceğim. Şimdi ben çıkacağım, edeceğim. Gideceğim ve sizi herkese söyleyeceğim tribe. Ama denmez ki böyle fisticim. Ya ben kırılgan, naif bir çocuk görmüyorum. Aynı zamanda çirkeflikler de yapıyor. Mesela sen hiç şey yaşadın mı? Neyi? İzlediğiniz, size de soruyorum. Neyi? İzlediğiniz bir süper kahraman ölmesini istediniz mi? Ben istedim ya. Çok ayırım. Ben istedim. Stick öldürsün istedi. Mesela adama keşke engel olmasalar. Bak o sahne gerçekten mantıklıydı, biliyor musun? Evet, her şey çözülürdü bak. Pis de kalmazdı. Çünkü biliyordun değil mi? Kalman da gitti zaten. O kapıyı açacağını biliyordun. O kapıyı açacağım adım gibi eminim. Emindin işte ya. Ve yanlışlıkla açılacağını da biliyorum. Yani o gerizekalı dövüşürken onu kolunu alıp gerçekten vuracağını gerçekten düşündüm. Sen dedin ya zaten, aşağıya indiler, Elektra bunun kolunu alır kapıya vurur. Evet, çünkü o hatırlıyor musun? Aynen öyle dedim. Vallahi dedim çünkü. Tuttu ve vurdu sonra. Çünkü almış yumruğu, ışıldıyor yumruğu işte. Yumruğu yanıyor işte. Sen Elektra'yı yapamıyor. Denk getiremiyor. Bir oraya sarılıyor, bir buraya sarılıyor. Aynı zamanda zaten dayak yiyor. Kimi dövüyor belli değil zaten. Neyse tamam, hadi o da olsun. Tamam, o da bir akış. Aynen. Ama adın gibi biliyorsun ona bir salaklık yapacağını. Stick de gerçekten haklıydı. Stick bir o yüzden de orada onun çözülmesi gerekiyordu. Kesinlikle. Biz seviyordum yani. Çok da gitti. Kim vurduya gitti resmen ya. Ya of. Üzülemedik bile mesela. Daredevil üzülemedi mesela. Aynen, öyle bir an yaşayamadı. Babası gibi görüyor ya adamı. Bu anları doya doya bir yaşayalım. Bana böyle dramlar vereceksen ver. Çok sinirlendim. Çünkü bekliyorum yani. Heyecanla bekledim diziyi ben. Üzüldüm de yani. Kıyamazlar. Bu arada hiç... Ne diyeyim yani? Hiç olmamış bir dizi değil. Baş ver dizi ya. O kadar da ya. Saldırmıyorum. Ama yani... Bak, sevdiğim şeylerden bahsedeceğim. Tamam. Ha, tamam. Ama önce böyle bir... Aklıma ilk gelen şeyler negatifse demek ki negatif bahsetmem gerekiyor. Bir at içinden canım. Aynen, bir rahatlayayım. Biraz, aynen. Rahatlamam lazım. Yönetmenin çekimlerini sevmedim. Şimdi iki kişi konuşuyor. Birinin yarısı yok. Birinin omzunu tamamını. Ya tam omuz çekimde bir çekim var ya. Şimdi şeyleri konuşmuyorum. Farklı çekimler denesinler, yapsınlar. Sanatsal ağır şeyler de yapsınlar. Koymasına gerek yok. Karen'ın bir sahnesi vardı restoranda otururken. Kızı bir buradan çekti. Bak hiç haber yok. Üç tane sahne bak. Kızın baktığı açıyı gör... Yani hiçbir şekilde hissetmiyorum. Bir buradan çekti. Bir de buradan falan çekti böyle. Ama arka arkaya koydu bunları. Kız bir böyle falan. Hani bir buradan bakıyor, bir buradan bakıyor falan. Mesela sen söylemiştin ya bana, bakış boşluğu meselesinde. Hani ben seninle muhabbet ederken beni çekiyorsa kamera... Benim senin baktığım... Şurada olmalı evet, değil mi? Evet, evet. Ama hani şuraya koyuyor boşluğu. Evet. Ben burada ekranın kenarında böyle ha çıktım ha çıkacağım. Mesela bu şeyde yapılır, derinlik hissi vermek için yapıyor. Arkada koridor var ya mesela. Ya o başka beni bir şey bu tarafa var. Koyuyor çünkü o şey hissi yaratıyor izleyicide. O mesela o karakterin de kaçmasını gereken bir konuşma aslında istemediği falan filan. Ben ama normal muhabbette... karşı değilim ki evet. Yersiz yapılmasına karşı. İşte ama normal muhabbette yapmamalıydı. Mesela ikimiz konuşuyorsak bu sefer omuz plan çekiyorsa evet. Şey yapıyor işte. Ekranın %75'inde ben varım. Ve senin yüzün benim bu saçlarımdan görünmüyor. Yarısı görünmüyor. Jessica'nın bir sahnesi var öyle. Evet ya. Jessica'yı göremiyorum. Ya şu kızın yüzünü göreyim diye böyle izliyorum ya. Ya zaten 40 inç televizyon var. Aynen, şu kadarcık televizyonum var. Kızın kafası 10 inçte böyle. Ya bu arada diziyi sevmedim değil. Diziyi bak ya, seyrine baktığında şöyle. Sıkılmadan izledim mi? Evet izledim. Olay akışı güzel miydi? Tamam güzeldi. Hani tamam, sevdiğim karakterler olduğu için zaten akıyor gidiyor. Zaten şey o kadar kötüleyeceğim bir şey yok. Sadece... İşte Hende çok takılıyorum dolayısıyla. Evet ya. Çünkü korktuğumuz bir örgütten, yani çok köklü bir örgütten bahsediyoruz. Ve daha kendi içlerinde çatışıyor bunlar. Anladın mı? 5 kişiyi gördük. Nerede bunların ninjaları? Bir de hepsinin kendi adamları var. Düşünsene. Mesela biz sadece Gao'nunkilerle uğraştık mesela. Evet. Mesela ben Gao'dan çok korkuyordum. Ama Foss çıktı. Aralarında bir kıskançlık, bir başa geçme mevzusu. Tamam. Tamam, her şey de olur. Tamam, olur. Her şey de oluyor. Ne olduğunu anlayamadığımız The Hand, bu The Hand olmamalıydı yani. Aynen. Çok çok büyük zararlar vermeliydi. Ama öyle olmadı. Neden öyle olmadı? Çünkü dertleri Iron Fist. Deniz'im yine kabul etmiyor sadece yumruğuna ihtiyaçları, fistine ihtiyaçları olduğunu mesela. Yok. Ama öyle yani. Aynen. Beni istiyorlar diyor. Ya bir de kıyamam. Adam dedi ya ona. Biz senin yumruğunu istiyoruz. Ne yapacağız senin gibi çocuğu dedi ya. Hani
Yani evet. Ne kadar kötü bir şey. Niye bu kadar kötü davranıyorlar bu çocuğa? Senaristlerin zaten konuşmak istediğim şey senaristleri anlamaya çalışmak zaten. Iron Fist'in böyle bir karakter olmayacağını ya, olamaz yani, anladın mı? Ya, evet, çok üzerine gitmişler ama. Oyunculuğu da kötü adam. Bilmiyorum ya. Ya işte aslında o adam da kötü de değil yani. Ama demek ki bu karakter için olmamış, değil. Olmamış. O da karakteri anlamamış bence. Ya çünkü adama süper kahraman oynayacaksın diyorlar. Geliyor ve gelen vuruyor, giden vuruyor. Hani o da ya mesela her yumruğu yandığında adam ilk defa yanmış gibi. Ya bakar mı ya? Bakma be adam artık şu yumruğuna. At şu yumruğunu geç. Yanıyor hep. Zaten yanıyor bu ya. Koca dövüş sahnesinde hiç yumruğunun yanmaması ama son evet. saniyelerde yanması ve onda da hep isabet ettirememesi. Ya işte bunlar bizi deli ediyor ya. Ve haklıyız ve yani. Onu yönetiyorlar, farkında mısın? En son finaldeki dövüş sahnesinde mesela. Aynen aynen. Luke dedi ya. Hani... Ya baya Gao. Gao ya. Son sahnede olacak. Gao baya hepsini dağıtacaktı. Aynen. O da yak şu yumruğunu dedi. Sağ olsun o da yakabildi. Aynen mesela. Şaşırtıcı bir şekilde yakabildi istediği zaman. Mesela Luke onu demese ne olacaktı? O da bir de duruyor. En önde duruyor. En önde yani. Duruyor. Bakıyor Kao'ya. Zaten slow motion geliyor kadın. Aynen. Düşünecek çok fırsat var. Aynen ki sen Mortal Iron Fist'sin. O slow motion içinde Luke diyor ki ağır adam o Luke. Zaten yavaş konuş. O yavaş hareket eden zaten adam. Zaten ağır. O diyor ki yumruğu duyak. Neyse takılım şeye bak koca dizide ya. Ya neyse işte ya böyle bir sürü şey var. İzliyorsun işte, tamam dediğimiz gibi yani tam keyif alacağınız bir dizi. Gerçekten yine izle. İzlemeyenler ve hala şu an spoiler deyip hala izlesem ya bu diziyi diyenleriniz de vardır eminim. İzleyin canım ne işte. Ya izleyin diziyi. Zaten 4 karakteri de izlediyseniz zaten artık izleyin yani. Hani... Tabii ki yani buraya kadar gelmişiz. Evet. Çünkü en zor zaten Iron Fist'in hikayesini insanlar zor izlemişti. Evet. Zor tahammül etmişti. Evet o artık. Onun dışında en keyif aldığımız Daredevil'dı. Ya bu hepimiz için bence ortak diye düşünüyorum. Bence de kesinlikle. Değil mi? Ben bu mesela tartışılacak bir şey değil bence. Bence. Adam gerçekten çok güzel oynuyor. Çok güzel bir hikaye akışı oldu. Mesela onun inişlerini, çıkışlarını, onun karakterini. Kesinlikle. Onun bunalımlarını, onun aşk hayatını falan. Onun her şeyini çok net bana geçirdiler ki. Zaten 2 sezon sürdü. O evet yüzden onun da önemli var. Ama birinci sezon yine de hani baştan adam çok iyiydi. Ya adam bak körü oynuyor. Bir insanın görebileceği kadar her şeyin hani görebilmiş gibi davranıyor. Ama aynı zamanda onu yaparken bir de diğer insanlar çakmasın diye öyle biriyken görmemiş bir adam o. Yani o kadar zor ki. Adam çok zor. Yani mesela Jessica'yı da çok seviyorum. Jessica'yı izlerken de mesela çoğu insan sıkılmıştı. Kanala gelen yorumlardan biraz çözmeye çalıştım. Ama Jessica'da da ben Jessica çok iyiydi. Jessica bu dizinin mesela şaka yanı. Hani biraz çok rahatlatan, esprileri katan kesinlikle tarafıydı. Kesinlikle çok iyi. Jessica'nın bütün sahneleri çok keyifliydi. Çünkü Jessica çok konuşmuyor. Demesi gereken ya da denilmesi gereken şeyi diyor ve gidiyor. Ve Elektra'yı o dövdü. Mesela. Yani o kargaşalı o dövüşün içinde Elektra'yı alıp diye fırlatıyor yani. Hani... Evet. Bu kadın hiçbir zaman dövüş eğitimi almadı. Bilmiyor. Onlar ay. Gibi de hiçbir zaman ben dışında da herkes dövüşmeyi ne çok biliyormuş falan dedi ya. Neyse işte. Jessica'dan da memnunum. Bir kere çok özür dilerim. Eyvah geliyor. Çok özür dilerim. Luke Cage'in bu terbiyesizliği nedir ya bu sezon? Gözümün önünde bir Jessica'yı yazıyor. Aa evet bir ya. Bir de Claire'e yazıyor. Evet neden? Adamı neden bu kadar tutarsız ve terbiyesiz bir adam yaptınız ya birden? Tamam Claire bu hikayeden çıkacak muhtemelen. Yani ya o zaten, ölecek muhtemelen. Aynen tamam Claire'in ölmesini bekledim zaten. Heh. Çünkü o Jessica ve Luke olayını tamam biliyoruz. Tamam biliyoruz tamam. Ama evet niye? Mesela Jessica'nın yanında hiç Claire'den bahsetmedi. Ya da böyle... İkili oynadı ya. Aynen ya. Claire geldiğinde de en son mesela hani ona... Böyle dönüp işte neden buradasın sana bir şey olsun istemiyorum falan demek yerine uzaktan burada olman hoşuma gitmiyor. Çok ayıp. Ayıp abi. Luke çok ayıp. Hiç tasvip etmiyorum ya. Bakın ona örnek almayın. Karakter olarak çok sevmiyor değilim. Zaten Elektra'dan dayak yemesi benim canımı sıktı. Ay Anıl gerçekten. Bak itiş gücünden bahsetmiyorum. Ya da darbe etkisinden bahsetmiyorum. Yumruk ya. Şeyden bahsediyoruz bu arada. Vurup uçtu son bölümde. Hı. Jessica geliyor Elektra'yı fırlatıyor. Luke zaten şu pozisyonda. Yakalayamıyor.
hop falan diye yakalayamıyor. Elektropi geliyor, bir vuruyor, gidiyor duvara çarpıyor, duvarı yıkıyor. Lufu değil de Iron Fist'e işte vuruyor falan, ancak onun ışıldayan yumruğu tabii, onun yüzünü dağıtabilmişti sadece. İşte, onun dışında sadece tişört şu şekilde oynuyordu. Tabii. İşte Iron Fist'i dövemediği adamı... Mesela Elektra'nın Elektra gücü nedir? Elektra mükemmel bir savaşçı. Hani... Tamam. Daredevil de öyle. Daredevil de öyle. Mesela Daredevil Luke'a vursa dağılacak mı? Hayır, mümkün değil. Ama... Bak Jessica desen anlarım. Tamam, Jessica döver. Ki Jessica da dövemez. Güçle ilgili bir şey. Yani dövemez tabii ki de. Zaten kendi dizisinde gördük yani, kız bayağı köşe bıçak kaçmıştı Luke'u dövemediği için. Yani vuramıyor çünkü. Yani bir şey olmuyor çünkü adamı. Nasıl Elektra vururdu o gider. Tamam, Elektra çok iyi bir savaşçı. Evet, çok ama, iyi dövüşüyor. Ama bak, Elektra öldürdüğünde çok iyi, biliyor musun? 40 kere birine vurmaz yani Elektra. Daredevil olan kavgasından bahsetmiyorum ama. Evet, o romantik bir kavga zaten. Aynen, orada öldürmek istemediğini biliyoruz zaten. Ama herhangi birine öldürmedi. Evet. Aynen, herhangi birine karşı ama öyle vurdum vurdum yumruk yedim, vurdum vurdum tekme yedim falan. Bunlarla uğraşmaz o kadın. Hele ki bu modda, hand onu değiştirmişken. Ki bunu okuduysanız, burada da Elektra çok güzel bir yeri var. Daredevil'ın, Frank Miller'ın kaleminden çıkan. Daredevil dizisi de bu kitaptan uyarlandı zaten. Bak, Stick'le olan eğitimi, eğitim süreci olsun. Elektra'nın onu yoldan çıkarmaları bilmem ne falan filan. Ve o siyah kostümü. Her şey buradan, her şey bu Frank Miller'dan ve Kingpin. O yüzden de mesela ben Netflix dizilerinde şöyle bir şey düşünüyorum. Bu çok iyi bir eser. Evet. O yüzden dizisi de tamam. Güzel güzel mutlu ilerledi. Etti. Ama öbürlerini bu senaristler yol çizdi yani. Orada da dağıldı. Aynen, orada dağıldı. Tamam, hepsinin yeri var. Mesela Luke, bir Avengers üyesi Luke. Hani o kadar da güçlü bir adam. Adı Power Man zaten. İşte Luke ve Iron Fist'in kendi çizgi romanı var. Mesela az önce bahsettim ya, Iron Fist'in o karakter gelişimi yazarların istediği gibi gitmedi. Evet. Aslında Jessica'da da öyle bir hata var onun dizisinde. Çünkü onun dizisinde de bir karakter gelişimi yok. Dizinin en başında neyse o kadın, dizinin en sonunda da o. Evet, aynen. Diğer insanlara iyi davranmayı öğrenmesi falan gerekiyordu. Şimdi biraz başladı sonunda. Onu Defenders'a bıraktılar. Evet. Artık değişti Jessica. Eskisi gibi değil hani. Ama bunu kimde yapamıyorlar? Iron Fist'te. Bu sezon o karakter gelişmedi. Yine. Ben işte umutlanmıştım gelişecek diye. İşte. Ben bir de neye uyuz oldum biliyor musunuz? Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Luke ve Iron Fist'in yan yana durup hadi dövüşelim dedikleri of. Sahnede müzik çalması. Aynen. Rap müzik. Neyin rapi ya? Onların her dövüşünde müzik girdi. İstemiyorum müzik dinlemek. Hiç beni gaza getirmiyor. Hani bunlar asansörle aşağı iniyor ya. Evet. Orada işte Daredevil diyordu 30 kişi var bilmem ne yapacağız hay Allah falan filan derken Luke şey dedi ya, dönüp benim bir planım var ama bu hoşunuza gitmeyecek. Ya Jessica indi işte bir başına. Aynen. Sadece konuşmak konuşmaya diye. Geldim falan filan. Ama yalnız değil. Acaba yanlardan. Bu sırada da ben sana bir şey ekleyeyim. Bu sahnede. Bu sırada da Iron Fist'i yakalamışlar. Bu şekilde duruyordu biri yani, şurasından şöyle tutmuş bir şekilde. İşte Jessica geldi, dediğin sahne oldu, Daredevil oradan uçtu, Luke oradan uçtu, dövüş başladı. Bu sırada ilk yaptığı hareket Iron Fist'i bu adamı buradan alıp aşağı etmek oldu. Niye sen? Niye bunu az önce yapmadın? Niye deminden beri oldu? Bence hoşuna gidiyor. İşte o aile, o şey hissi var ya. Biri bana sarıldı falan ve senin çok kafan karışık Iron Fist. Sen zengin bir adam mı olmak istiyorsun? Para hiç umrunda olmayan bir adam ama sadece çizgisine odaklanmış bir adam olmak mı istiyorsun? Senin derdin ne ya? Bu senaristlerin anlatmak istediği hikaye buydu zaten. O çocuğun büyüyüşünü, akıllanışını, kim olduğunu artık karar verişini izleyelim. Ama bunu Defenders'a bırakalım. Bu diğer üç kahraman bunun ailesi olsun ve desin ki evet artık evimde hissediyorum desin. İstediği zaman çiğsini kullanabilir hale gelsin. Böylelikle biz Iron Fist'in ikinci sezonunda iki yumruğu da yanan o çılgın Iron Fist'i işte onu da izleyelim. Hep, şimdi zaten sorun da ona da iyi değinmen iyi oldu. Çünkü şimdi
Hepsinin ikinci sezonu gelecek. Ya yani Daredevil'ın üçüncü sezonu. Aynen gelecek. Şey, Jessica'nın ikinci sezonu. Iron Fist'in de ikinci sezonu gelecek. Onların da, onlar da netleşti. Aynen. Bu sefer de hem Defenders'a bırakalım ama orada da tam çözmeyelim. Ama bu sefer de ay, bir dakika ya her şeyde Defenders'ı halletmeyelim. Aynen. Dur daha bunların ikinci sezonları var. Orada çözelim. Oraya da bir hikaye bırakmaya devam edelim demişler. Demişler. De geldi bana. Demişler. Kesinlikle öyle demişler. Üçüncüsü. Üçüncüsü neyse artık. Kaçıncısı bilmiyorum şu an. Üçüncüsü diye devam ediyor. Hep üçüncüsü. Mesela neden Matt'i öldürdünüz ki? Ya öldürüyormuş gibi yaptınız. Buna inanmamızı nasıl bekleyebilirler? Evet ya. Niye boşa harcadık o süreyi biz? Yani şimdi bir kere onaylanmış bir dizinin üçüncü sezonu var. Daredevil'ın üçüncü sezonu onaylandı. Orada Foggy izleyecek değiliz. Foggy izliyormuşuz artık değil mi evet, orada? Evet. Bunu bildiğimizi biliyorlar yani. Bunu bildiğimizi biliyorsunuz. Onu ki hadi onu da bilmeyelim. Ben hiç inanmadım. Hiç inandırıcı değil. Onun oradan kurtulacağını biliyoruz. Drama gerek yok. Neden bir öyle bir aşk hikayesi? Işte, neden onu? İşte amaç hani bir kayıp verdiklerinde o ekip diyecek ki ya işte böyle günü kurtardık oley be olmak yerine diyecekler ki çok önemli bir şey yaptık ve bir kayıp da verdik. Yani biz bunları ben şey mi yapıyorum ben? Ben mi üzerine yazıyorum yani? Aynen onu. Hiç öyle şey düşünmedim ben. Ya ben bu kadar derin size... düşündüklerine inanmıyoruz. Sorun bu. Böyle yapalım diyor ama bunu anlatamıyor gibi geliyor bana. Anlatmamış. Bak işte konu bak en başında sana ne dedim? Konu anlatamamaları değil. Ben mesela anlatamadıklarında, yapamadıklarında eleştiren bizi, ben bu kanalda böyle bir şey eleştirdim mi bugüne kadar? Ben anlatmadıklarına sinirleniyorum şu an. Ya sinirlenmiyorum, o kadar da sinirli gibi gözükmeyeyim şimdi. Çünkü dizi az önce bitti, şu an sabah oldu. Ve hani uykuyla karışık da şey yapabilirim yani, hani anladın mı? Yumuşatamayabilirim. Tabii canım, sindirmedik. O kadar da değil yani. Hani şimdi çok sinirli gözükebilirim size. Tabii. Öyle olmadığını belirtmek isterim arkadaşlar. Ya Daredevil konusunda ben yine ama arkasındayım. Bir şey amaçlamışlar. Çünkü herkes eminim aynı şeyi soracak. Bu adam niye aşağıda kaldı ki? İşte Elektra'yı ikna edeceğim dedi. Bir daha onu kaybetmeyi göze almadı. Tamam. Çünkü zaten 4 süreyi... dakika kalmıştı. Ta ne zaman. Aynen. O zaten onu tahmin etmiştir. Yani bu çizgi romandan çıkarım yaparak sen o sahneyi nasıl yorumladın? Ben öyle derin düşünmüyorum şu an o sahneyi. Ben şöyle bir fikirle ilerlediklerini düşündüm. Duygusal çocuk ya. Tamam, çok duygusal. Şimdi bu karakterin olayını korkusuz bir adam olması olduğunu unutmayalım. Ama biz 2 sezon Daredevil izledik ve 2 sezon aslında korkan bir Daredevil izledik. Birini öldürmekten çok korkuyordu. Bir de o sezon şunu izledik. Matt'in aşk hayatı berbat durumda ve bunun da sebebi ta üniversitede tanıştığı Elektra. Aynen. Hiçbir zaman atlatamamış, hiçbir zaman da atlatamayacak yani. Üçüncü korkusu da kimlik bunalımı. Bir yere varacağım bak. Aynen, hadi bakalım. Bir yere varacağım. Evet. Daredevil kimliğini bırakmış bir Daredevil'la başladık sezona. Ama sezonun sonunda Daredevil'ın onun ikinci kimliği değil, asıl kimliği olduğunu, onun hayatı olduğunu kabul etmiş oldu. Duramadı bir de. Arkadaşı da, onu seven kız da bunu kabul etmek zorunda kaldılar yani evet, bu sezon. O da biraz ağladı zırladı da niyeyse. Karen mı? Karen ya. Karen da bir... Niye ağlıyorsun adamı? Yapmasın, gitmesin, binalara çıkmasın, kostümünü giymesin falan modundan saçmalama yani. Sana Karen'ın bir çizgi roman versiyonu söyleyeyim Hayır, mi? Hayır, istemiyorum. Karen'ı hiç sevmiyorum. Eski bir porno yıldızı ve uyuşturucu bağımlısı bir kız. Nerede ya? Çizgi romanda. Öyleyse niye kadına şu an hakaret ediyorsun diyecektim. İkincisi öldürme korkusuydu. Çok önemli bir an vardı. O binayı patlatmaya ve o dört adamı öldürmeye karar verdikleri an. Evet. Sadece Luke dedi ki ben kimseyi öldüremem. Ve Daredevil ona dönüp dedi ki öldürmeliyiz. Şimdi bunu yazdıklarında şunu düşündüler mi düşünmediler mi? Ben ona takılıyorum. O cümle aslında bizim hepimizin dönüp Daredevil öldürmeye karar verdi dememiz gereken bir an olması gerekirken. Yüzeysel. Aynen. Dediğim gibi karakterleri yüzeysel gördüm. Kesinlikle haklısın. Duygulara odaklanmadık derken bunu kastediyordum. Çok haklısın. Üçüncüsü de aşk. Ya aslında bağladıkları nokta şu olmalıydı. Tamam. Aşkın üzerine giderek ölümü göze aldı ya. Çünkü orada bak ölümden hiç korkmayan bir adam vardı. Ve adam öpüşerek öldü. Çünkü kıza dedi ya niye hani biz beceremiyoruz dedi. Kız da dedi ki
niye hala birlikteyiz ya dedi. Ve orada Matt Murdock'ın aşk hayatı da çözülmüş oldu. Hmm. Ölüm korkusu da gitti. Sonuç olarak bu adam oradan kurtulduysa bu adam şu an artık net korkusuz bir adam. Bunu sence böyle anlattılar mı? Hayır, işte bunu ben hissetmek istiyorum dizide ya. Ki dizide. Zaten tamam, uzatmadılar Allah'tan. En sonunda Matt'in kurtulduğunu da gördük. Onun için de minnettarım kendilerine. Onu da sevindim. Hani en azından göstermiş oldukları için. Bak Gao kurtarmıştır belki. Mesela ben Gao'ya da bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya öyle diyorsun. Bir parça oradan kullanılıp Daredevil'ı da canlandırmış olabilir mi? Acaba Gao'yla mı çıktılar? Mesela Elektra'nın da öldüğünü düşünmüyorum. Ya o ölmediyse o niye ölsün ki zaten? Ya böyle işte. Evet, ben işte böyle şeyler hissettim açıkçası. Siz ne hissettiniz? Bana yazın ya. Ya yalnız değilimdir diye düşünüyorum. İzlemeyeyim o diziyi, lanet gelsin o dizi, iğrençti falan asla, asla hiçbir dizi için söylemem. Yani hiçbir yapım için söylemem. İzleyip geçeceğim. Seyirlik, izle, geç. Aynen. Çok da şey yapma. Nerede Daredevil'ın koridor dövüş sahneleri, nerede burada geç. Ki çok fazla aksiyon ve dövüş de vardı mesela. Dövüş hiç eksik değildi hayatımızda şu an. Tabii vardı. Bu dizide. Bir tepeden çekiyor, bir yerden çekiyor. Ay bir ara Jessica'yı ben Spider-Man gibi tavanda sarkıt şey yaparken evet gördüm. Ya. Tavanda yürüyor sandım. Evet. Ne ya? Ay ya yürüyordu. Sonra döndü böyle. Böyle yürüyordu kadrajda. Bilmiyorum. Bir şeyler denemişler. Ya tamam olmamış. Yarısı. Teşekkür ederiz. Bir daha yapma. Bu çizgi romanda The Hand mevzusuna bayağı değiniyorlar. Elektra'da. Dizdeki benzer rolünü burada da bir şekilde oynuyor. O yüzden okumak için güzel bir alternatif diye söyleyeyim. Evet. Aa bir de ne diyeceğim? Punisher'ı gördüm senin onu kaldırınca. Bayıldım. Çok güzel bir fragmandı. Evet o güzel olacak gibi ya. Punisher bayağı başarılı olacak. Onu da sabırsızlıkla bekliyorum. Bak yine aynı şey yapıyoruz ya. Hep güzel olacak kesin süper olacak. Aynen yine ondan sabır. Yine otur. Punisher'ı ben öyle beklememiştim. Şey çok çirkin değil miydi? Daredevil nereden çıkacak diye bekliyoruz ya son sahnelerde. Ölmediğine inanmadık ya. Çatıda bekliyordu ya bir adam. Aha burada dedik de. Sonra yumruğunu yaktı. Çok kötü. Be adam ne yapıyorsun çatıda yumruğunu yak. Gene yumruğuna bakıyor. Maggie diye bitti. Evet Maggie'yi çağırın dedi. Rahibeler Daredevil'la ilgilenirken. Evet. Çizgi roman spoiler diyeceksiniz şimdi ya. Burayı sessiz al. Daredevil'ın annesi ya. Böyle yaptı. Yapma be ağzını da kapat. Annelerimize tamam. Buradan. Aç. Sesi aç. Sesi. Size çok güzel Netflix dizileri de önereceğim. Güzel diziler izledim Netflix'te. Aa evet. Full bayağı şey öğrendim. Şey izledim ya. Bayağı şey öğrendim. Bayağı liste yaptı. Ben izlemedim de o yüzden. Evet ben bayağı şey izledim. Size çok kısa bir zamanda dizi önerileri ve film önerileri diye videoda çekeceğim. Bu çok isteniyor. Ondan sonra başka yani bitti, unuttuğumuz bitti. Bir şey olabilir. Neden şundan bahsetmediğiniz tarz yorumlar yapabilirsiniz. Unuttuk işte ne yapalım. Claire'den de bahsetmek istemedim değil. Ama çok bir üstüne odaklanılmadığı için. Evet. Onlar odaklanmasa ben ne odaklanayım diyorum. Mesela değil mi? Onlar salladıysa. Konuşmuyorum. Çok özür dilerim. Bir şey unuttum. Unuttum söylemek istiyorum. Yönetmenin polisin şeye takılması. Memişlerinde. Yani bir iki kadraj var o polisle ilgili şu an gözümün önüne geliyor. Tam kadını beğenmiş ve sevmiş olabilirsin anladık. Hoş muydu o kadın onu yaptı? Mesela ekstra çek sen evde bak. Çok istiyorsan yine çek. Bizi izletmek zorunda değilsin ki full kadının orasını burasını. Bilmiyorum o bana çok bariz gibi geldi yani kötü demek için sevmiyorum. Sadece ben bir hoş karşılamadım onu. O yönetmeni de tanımak istiyorum. Bu arada kadının kolu koptu ya. Çizgi romanda gibi. Onun aslında kafası da kopuyor. Aa spoiler. O polisle de Colin Wing'in çizgi roman serisi var. Ejderha Kızları diye. Ya bu da bir bilgi. Ben okumadım. Onun kolunu kim yapıyor çizgi romanda? Iron Man ona kol yapıyor. Burada ama deneyim. Ben. Neyse bu da öyle bir detaydı. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için. Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı, yorum yazmayı, videomuzu paylaşır mısınız bilmiyorum. Paylaşmayı da unutmayın. Abone olmadan önce de şey eklemek istiyorum ya. Şu zil butonunu açar mısınız abone olun yanındaki? Çünkü size bildirim gelmiyor ve bana yorumlarda sürekli bildirim gelmiyor diyorsunuz. Neden gelmesin? Açın bildirimlerinizi. Tamam. Teşekkür tamam. ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.
Bak yine gitti oraya. Paley.